Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve kefa ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya-i Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. اللهم رب زدنا علما وفهما وارزقنا الصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اما بعد امام مسلم'in sahihinden Kitabul İman kısmından devam ediyoruz. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin Babu't Delil ala أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا şeklinde adlandırdığı ama İmam Müslim'in herhangi bir isim vermediği bölümü okuyacağız inşallah. Tevhid inancı üzere ölen kimsenin kesinlikle cennete gireceğine dair delillerin sunulduğu bölüm. Pasaj. Kâle Müslim rahmetullahi aleyh. Haddetena Ebu Bekr ibn-i Ebi Şeybe ve Züheyr ibn-i Harbin kilâhuma an İsmail ibn-i İbrahim. Kâle Ebu Bekr. Hem efendim ibn-i Ebi Şeybe hem de Züheyr bin Harp, ikisi birden İsmail'den naklediyorlar. Fakat ben Ebu Bekir'in, İbn Ebi Şeybe'nin naklettiğini arz edeyim size, diyor Müslim. Kâle haddetena İbn Uleyye an Halid'in. Bu arada şunu da söyleyelim. Aynı isnatta bir hocasının ismini zikrediyorsa bir muhaddis, burada olduğu gibi İbn Ebi Şeybe'yi zikretti mesela. Onun yanında ikinci bir hocasını daha şahit olarak, mütabi olarak getiriyorsa, aslında hepsinde böyle olmamakla birlikte genellikle hocasının bazı zafiyeti olduğunu, tenkidi olduğunu hocasına karşı bu rivayetle ilgili onu da ihsas ettirmiş oluyor bize. Tek başına onu zikredemiyor, zikretmiyor çünkü diyor efendim güvenilirlik bakımından bir nebzede olsa endişem var, şüphem var. Bunu İbn Hacer Askalani de söylüyor Fethül Bari'de. Hatta buna Mehmet Eren hocamız epey örnek de vermiş. Buhari'nin tenkit edilen hocaları. Mehmet Eren hocanın da Buhari'nin Sahihi ve Hocaları diye bir kitabı var. Orada o da, Mehmet Hoca da epey dikkat çekmiş buna. Dolayısıyla bir faydaya binaen ikinci, üçüncü hocaların isimlerini zikrediyorlar. Bunların her birine ayrı ayrı bakmak lazım. Niye zikretti acaba diye, ama çoğunlukla bu rivayetle ilgili bir sıkıntı var. O hocayla ilgili hemen yanına şahit olarak diğer hocayı da getirdi. قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمْ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Bir insan la ilahe illallah der ve bunun hakikatini kalben bilirse cennete girer. Bilirse dediği, yani dilden bir söyleme değil de bunun manasını, anlamını, bunu söylediği zaman neyi kabul etmiş olduğunu bilirse. Çünkü o dönemde Müslim'in
eserini oluşturduğu veya diğer kütüb-i sitte eserlerinin oluştuğu dönemde hadisçilerin iki grup arasında bir denge kurma, bir orta yol bulma çabası çok ön planda. Birisi ehli rey, diğeri de mürci'e, cehmiye, efendim mutezile gibi kendilerince bid'i fırka olarak gördükleri fırkalara karşı da babların oluşumunu biz incelediğimiz zaman böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu konuda da Ömer Özpınar Hoca'nın hadis edebiyatının oluşum dönemi hakikaten efendim okunması gereken bir eser. Burada da tabii mürciyeye efendim bir reddiye var. Çünkü mürciye dil ile söylemesi yeterlidir diyor bir insanın kelime-i tevhidi. Ama burada ve huve ya'lemu deyince biraz sonra diğer tariklerini de getirecek bila şekkin falan diye böyle bir çaba olduğu hissediliyor yani. Peki diğer rivayetimiz kâle haddetena Muhammed ibn Ebi Bekr el-Mukaddemi kâle haddetena Bişr ibn el-Mufattal قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء daha önce مثله demekle iktifa ediyor idi. Fakat burada bir de sevaen kelimesini getirdi. Yani lafızda da bir değişiklik yok. Tamam aynı rivayet ama hem mana hem lafız olarak aynı rivayeti nakletti demek istiyor. Kale haddetena Ebu Bekr ibn-i Nadr ibn-i Ebi en-Nadr kale haddeteni Ebu'n Nadr Haşim ibn-i Kasim قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال burada anlatan Talha normalde Ebi Salih'in demesi lazım bu kaleyi. Fakat Ebu Salih'ten Talha'nın ifadeleriyle bize intikal etmiş. Anlatıyor Talha. Üstadımız Ebu Salih'in bize anlattığına göre Ebu Hureyre şöyle demiş. Kale künne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi mesirin fi seferin yani. Kale yine Talha anlatmaya devam ediyor. Ebu Hureyre dedi ki fe nefedet ezvadul kavmi kale nefede fakide diyebiliriz. İntehet diyebiliriz. Bitti. Kendi Zevd'in çoğulu Ezvat, Zad'ın çoğulu Ezvat, efendim azıklar, yol azıkları tükendi. Bunun üzerine de Gale Talha anlatmaya devam ediyor. O kadar bir yokluk var ki yolculuk anında yiyeceksizlikten dolayı hemme bir nehri bazı hamailihim hemmenin faili burada
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yani düşündü. Ne yapsak? Tabii o toplumun yolculuğun lideri olarak ona düşer. Ne yapılacak? Bu hamail kelimesi de ilginç bir kelime. Ben de ilk duyduğumda yani Arapça'da hemen hemen yok yok gibi bir düşünceye kapıldım. Cemel de doğru, cemail diye okusanız da olur, hamail diye okusanız da olur. Çünkü hamil de cemil de deve manasına geliyor. Dolayısıyla niye hamil deniliyor? Yük taşıdığı için. Ama aynı şey biraz sonra gelecek zahır da kullanılıyor. Sırtlarında yük taşındığı için deveye zahır da deniyor. Bazı develerin kesilerek açlığın giderilmesini bile düşündü. O kadar ileri boyuttaydı sıkıntı. Yine anlatmaya devam ediyor. Kale fekale Ömer. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in böyle bir şey yapmasını Hazreti Ömer fark edince dedi ki ya Resulallah lev cema'te ma bakiye min ezvadil kavmi. Efendim şimdi bu develeri kessek neyle yükleri taşıyacağız? Nasıl yolculuğa devam edeceğiz? Dolayısıyla böyle yapmak yerine geriye kalan azıkları, yollukları efendim toplasan da fe de'avtallâhe aleyha o azıkların bereketlenmesi için Allah'a dua buyursan böyle bir hal çaresi bulsak dedi. Kale hadiseyi anlatan Ebu Hureyre ve ondan nakleden Ebu Salih onun öğrencisi Talha diyorlar ki fefaal Resulullah da böyle yaptı. Kale yine efendim olayın anlatıcısı birinci haber kaynağı tabii ki Ebu Hureyre olduğuna göre onun verdiği bilgi de fecae zülburri bi burrihi ve düttemri bi temrihi. Hurması olan kuru hurmalarını efendim buğdayı olan arpası vesaire yiyecek yani olan da buğdaylarını getirdiler. Gale yine anlatmaya devam ediyor ve gale mücahit. Mücahit bu rivayetle ilgili yorumunda rivayet anlatılırken şöyle bir ilavenin de kendinde var olduğunu söyledi ve ilavede bulundu. Ve aslında mücahit yok senette. Fakat Talha demek ki bu rivayeti mücahitten de duymuş ki ilavede bulunuyor. Ve zünnevati bi nevahu. Hurma çekirdekleri olan da bu çekirdekleri getirdi. Kultu efendim ravi Talha diyor ki ve ma kanu yasnauna bin neva. Allah Allah. Üstadım mücahit bu çekirdekleri de ne için taşıyorlardı? Ne yapıyorlardı da hurma çekirdeği olan da hurma çekirdeklerini getirdi? Gale bunun üzerine dedi ki mücahit kânû yemassûnehu ve yeşrabûne aleyhil mâ'e. Bu hurma çekirdeklerini hırtlama olarak kullanıyorlar. Ağızlarına çekirdeği alıp emiyorlar. Massa yemassu emmek. Sonra da üzerine su içiyor. Tam bir hırtlama yani hırtlama. Bizim bugünkü ifadeyle. Yapıyorlardı.
hafif bir tat veriyor demek ki. Kale bunun üzerine fe'da'a aleyha, Resulullah Efendimiz ona da dua etti. Bereketlenmesi için. Kale hatta mele'el kavmu ezvidetehum. Bu mele'e kelimesi de hem lazım hem müteaddi. İkisi de kullanılıyor. Emle'e demek yani. Halk azıklarını bu dualı, bereketli nimetlerden dolduruncaya kadar çoğaldı bu efendim az miktardaki yiyecekler Resulullah'ın duası ile. Kale fekale ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu diyor Ebu Hureyre. İnde delike bu olay esnasında eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. La yelgallâhe bihima abdun gayra şâkin fihima illâ dehalel cennet. Hiç tereddüt etmeksizin kelime-i şehadeti, iki şehadeti, hem Allah'ı kabul hem Resulünü kabul. Bu iki kabul ile Allah'ın huzuruna varan bir kul mutlaka cennete girer. Buradaki gayra şakin fihima, az önce dediğimiz gibi mürciye gibi bid'i gruplara karşı bir argüman, reddiye şeklinde getirmiş İmam Müslim bu rivayeti. Eğer Ebu Salih'in veya Talha'nın Mücahit'le bir irtibatı senedi bilinemezse, sağlanamazsa tabii ki getirir, idraç olur yani. Kale Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Sehl ibn Osman ve Ebu Kureyb Muhammed ibn Ala cemi'an an Ebi Muaviyete kale Ebu Kureyb'in kale haddetena Ebu Muaviyete anil A'meş an Ebi Salih an Ebu Hurayrate ve an Ebi Sa'idin el-Hudriyi radiyallahu anhuma şekkel A'meşu. Burada da A'meş'in bir şüphesi var. Ebu Hureyre'den mi duydum, Ebu Sa'id el-Hudri'den mi duydum, pek hatırlayamıyorum diyor. Bir şek söz konusu. Kale lemma kana gazvetu tebuke asaben nase meca'atun. Tebük gazvesine çıkıldığında insanlara açlık musallat oldu. Kalu ya Resulallah lev ezinte lena feneharna nevadihana feekelna vettehenna. Ey Allah'ın elçisi, müsaade buyursan da, ifade çok güzel arkadaşlar. Yani bir büyüye karşı talepte bulunurken nasıl hitap edilmesi gerektiğini çok güzel anlatıyor. Lev evinte, yani ya Muhammed diye kapıyı tekmeleyen bir kültürden bu hale getiriyor Resulullah Efendimiz. Çünkü Tebük nübüvvetin son yıllarında olduğuna göre artık olgunlaştırılmış, eğitilmiş, kültür seviyesi yükseltilmiş bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor, değil mi? Müsaade buyursan da fe neharna nevadihana nadih nadiha dişil eril şeklinde
Bunlar da efendim daha ziyade bir kafilede bir binek hayvanları var, iki yük hayvanları var, üç su taşıyan hayvanlar var. Şimdi içlerinde en zayıf halka su taşıyanlar. Niye? Yolculuk esnasındasın. Eğer çok uzun bir çöl değilse suya rastlama olasılığın var. Orada suyu karşılayabilirsin. Ama yiyecek içecekleri taşıyan hayvanları kesersen nasıl taşıyacaksın onları? Bineceğin hayvanı kessen nasıl yürüyeceksin? Dolayısıyla su taşıyan develeri kessek ve onları yesek. Vettehenne. Bir de o hayvanların yağlarından uzun süre istifade etme imkanı var. Çünkü yağ bozulmaz. Et bozulabilir ama yağ, iç yağı kolay kolay bozulmaz. Dolayısıyla onlardan da faydalanırız. Katık yaparız azıklarımıza. Dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem if'alû. Peki yapın, ne yapalım? Ortalık perişan. Kale Ebu Sa'id el-Hudri veya Ebu Hureyre. Ama öbür rivayet Ebu Hureyre rivayet olduğuna göre büyük ihtimal bu da Ebu Hureyre'dir. Fece'e Umar'u, Ömer radıyallahu anh geldi o esnada. Fekale, dediler ki ya Resulallah, in fealte galle zahru. Eğer kervanımızdaki su taşıyan develerimizi kesersek, bunu yaparsak, bu kez hayvanların sayısı azalacak. Yük taşıyan hayvanların veya su taşıyan hayvanların sayısı azalacak. Velakin ud'uhum bi fadli ezvadihim. Bunun yerine azıklardan geriye kalanlar, bunlar fazlalık değil de henüz yenmemiş olup geride olan az miktardaki efendim azıkları istesen de ثُمَّدْعُ lehum عَلَيْهَا. Sonra da o azıkları Allah'ın bu gruba bereketli kılması için dua buyursan bilberake. Daha iyi olmaz mı? لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ ف۪ي ذَٰلِكَ. Belki de Cenab-ı Hak bu konu, bu azıkları bereketlendiriverecektir. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naam. Evet, olur ya Ömer, dedi. Öyle yapalım. Kale fe de'a bi muta'in fe besatahu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz bir sergi, nita, yaygı, bizde sumat veya somat derlerdi eskiden. Fe besatahu, onu yaydı Resulullah Efendimiz. Da'a bi fadli ezvadihim. Efendim geriye kalan azık, az miktardaki azıkları getirin diye çağırdı Resulullah Efendimiz. Kale feca'aler raculu. Ebu Hureyre olayı anlatmaya devam ediyor. Feca'aler raculu yeci'u bi keffin. Bi keffi zürratin. Buradaki kullanım benim dikkatimi çekti. Tabii bu şey ama yani manevi bir anlatım ama feca'a racul diye elif lamlı, lamı tarifli anlatıyor. İkisinde de öyle. Sebebi de yani Ebu Hureyre biliyor bu efendim zürrayı kimin getirdiğini, hurmayı kimin getirdiğini az çok biliyor da ondan dolayı marife kullanıyor. Yoksa biz bilmiyoruz. Normalde ca'e racülün demesi lazım. Veya fece'ale racülün demesi lazım.
Bir adamın birisi bir avuç çekirdek getirdi. Gale ve yeci'ul aharu bi keffi temrin. Diğeri bir avuç hurma getirdi. Gale ve yeci'ul aharu bi kisratin. Bir diğeri de bir ne diyelim kırıntı belki. Efendim. Çerez gibi veya kırıntı gibi ufak tefek. Biz ekme ufağı derdik. Şevit kullanıldığı için bizim dağ köylerinde fırınların yok. Herkes kendi ekmeğini yapar. Onları kuruduğu zaman efendim çok fazla ufalanır. Kırıntı haline gelir. Ona efendim kisra derler bizde. Ondan da ekmek oğcalaması dediğimiz yapardı annelerimiz. Telef etmeme adına tereyağı var bol. Çünkü kendimiz üretiyoruz. Tereyağını eritip içine o ekmek ufaklarını atıp bir tane de yumurta kırar. Çok güzel bir yiyecek olur tirit gibi. Dolayısıyla israf da etmemiş olurduk. O küçük yani ekmek kırıntıları, parçaları, yiyecek kırıntıları getiren getirdi. Hatta içtema alen mıta'i min zelike şeyun yesir. Hepsi getirdi ama efendim örtünün üzerinde toplasan hepsini bir azı anca edecek kadar az bir yekün oluşturdu bütün yiyecekler. Kale feda'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil bereket. Dua buyurdular Resulullah Efendimiz bereketli olması için. Thümme kale bunun üzerine hudu fi ev'iyetikum. Getirin kaplarınızı, alın kaplarınıza doldurun bu yiyecekleri dedi. Gale fe ahadu fi ev'iyetihim hatta ma terakû fil asker vi'aen. Hiçbir asker kalmayıncaya kadar efendim hepsi getirdi kaplarını. Dolduran gitti, dolduran gitti. İlla mele'uhu. Hepsi de doldurdu kaplarını. Kale fe'ekelu hatta şebi'u. O doldurdukları kaplardaki yemekleri yediler, yiyecekleri. Hepsi de doydu. Ve fadilet fadla. Yine de bir miktar yiyecek arttı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah la yelgallâhe bihima abdun gayra şakkin fe yuhcebu anil cennet. Kelime-i şehadetle Allah'ın huzuruna varan her şüphesiz, tereddütsüz kul efendim cennetten uzak olması, cennet ile aralarında perde olması mümkün değildir. Tabii biz biraz bunu seküler bir akıl ile yorumlamaya çalışıyoruz. Bizim zihnimizde çok çoğaldı demekle çok kavramı var zihnimizde. Çok ile bereket aynı şey değildir. Biz çok ile yorumluyoruz. Yani bir tonsa 2 ton oldu zannediyoruz. Halbuki böyle değil olay. Bir tondur o yine belki. Ama eğer aç gözlü, aç beyinli insanlar bir tonu yiyip doymazlar. Ama 2 katı insan aynı o bir ton yiyeceği diğer gözü ve gönlü tok olduğu için onlar doyarlar. Bu bereket bu ikincisi. Nitekim şöyle derler. Aç insanı doyurmak kolaydır. Ama gözü aç insanı doyurmak mümkün değildir. Hakikaten bereket ve bereketsizlik
az çok kavramı ile izah edilemez. Bu farklı bir şey ya. Çok ve az kavramları seküler, dünyevi. Ama bereket uhrevi, manevi. Hal böyle olunca bu rivayetleri de bu şekilde seküler bir zihniyetle değil de efendim bereket anlayışı ile izah etmek icap eder. Kale Müslim rahmetullahi aleyh, başka rivayete geçiyoruz. Haddetena Davud ibn Rüşeyd kale haddetena el-Velid yani İbn Müslim an İbn Cabir'in kale haddeteni Umeyr ibn Hani'in kale haddeteni Cünade ibn Ebi Ümeyye kale haddetena Ubade ibn Samit radıyallahu anh. Ubade bin Samit'in rivayeti. Ubade bin Samit de sahabedeki, sahabe arasındaki parmakla gösterilebilecek insanlardan bir tanesi. Çekirdek kadro diyebileceğimiz Resulullah Efendimiz'in etrafındaki her hadisede faydası olan bir insan. Pek ön plana çıkmaz bizde, bizim toplumda ama 180 civarında rivayeti var bu sahabinin. 180 de az miktarda değil. Üstelik tıpkı Zeyd bin Sabit gibi mürekkep yalamışlardan, tahsillilerden birisi, okuma yazması var. O çok, zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi öğretmenlik yapmış olması. Sonra akademiyatların ikisine de katılmış bir sahabi, Ümmü Haram'ın kocası, Kıbrıs'ta medfun olan Hala Sultan diye meşhur efendim. Adana çok güzel de bir Diyanet Başkanlığı tarafından cami yapıldı. Kıbrıs Rum tarafında kalıyor ama Türk tarafı kullanıyor o toprakları. Öyle bir şey var. Çok muhteşem bir cami yapıldı Ümmü Haram. O sefere bu da katılmış. Kendisi sağ dönmüş ama hanımı orada vefat etmiş, orada medfun. Dolayısıyla Ubade bin Samit radıyallahu anh önemli sahabilerde, helali haramı çok iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip aynı zamanda başkalarına sürekli Kur'an öğreten bir öğretmen. Şeydir yani, bugünkünün aksine Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilen sahabi sayısı çok değildir. Hafız olan azdır yani Medine'de. Diyelim ki 10 bin Müslüman varsa bunun çok azı efendim şeydir, Kur'an hafızdır. Bu hem vahiy katibi olduğu için de zaten Kur'an'ı en iyi okuyanlardan birisi. Radiyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kale eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Burası diğer rivayetlerde de var idi. Buradan sonrası yeni bir rivayet. Ve enne İsa Abdullah. Efendim İsa'nın da aleyhisselamın Allah'ın kulu. Dolayısıyla bir reddiye oluyor aynı zamanda Hristiyanlara. Yani Allah'ın oğlu değil de İbnullah değil de Abdullah olduğuna inanacak. Başka vebnu emetihi. Eme cariye de, evet, kul köle demek. Dolayısıyla oradaki zamir de Allah'a gider. Allah'ın kulu, kölesinin, kulunun oğlu olduğuna, yani doğduğuna, insan olduğuna inanacak. Çünkü Hristiyanlar doğmadı diyor, değil mi? Efendim ilah. Ve kelimetuhu,
Elgaha ila Meryem'e. Efendim Meryem kuluna efendim Allah'ın nasip ettiği, attığı, rahmine attığı Allah'ın bir kelimesi, bir vahyi vahyetmek suretiyle Meryem'in rahminde efendim dünyaya geldiğine, son olarak da ve ruhun minhu, Allah'ın kendi kudretinden, kendi üflemesinden bir nefha olduğuna inanırsa. Ve ennel cennete hakkun ve ennen nara hakkun, cennet ve cehennemin de hak olduğuna efendim inanırsa, edhalahullahu min eyyi ebvabil cenne ethemaniyeti şa'a. Cennetin 8 kapısından hangisini de isterse oradan Allah o kişiyi cennete koyar. Yani bu rivayette de Medine'de efendim Hristiyanlar Mekke'ye göre ehli kitap daha fazla. Efendim Ubade bin Samit de Medineli bir mümin. Medine'deki bu kültürü iyi biliyor zaten. Dolayısıyla bu rivayet dikkatini çekmiş oluyor Resulullah Efendimiz'den. İnsan bildiği, ilgili olduğu konulardaki söylenenleri çok daha iyi muhafaza eder. Ve haddeteni Ahmed ibn İbrahim et-Tevraki قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Efendim ikinci bir rivayetim daha var Evza'i tarikiyle. O da aynı isnatla Ubade bin Samit radiyallahu anh'tan nakledildi ama orada cennetin 8 kapısı ifadesi yok. Onun yerine şu var. Ameli ne olursa olsun sonuçta cennete gidecektir. Allah onu cennetine koyacaktır. Yani diğer hatalarının, kusurlarının, hayatının geri kalan kısmının hesabını verdikten sonra eninde sonunda cennete gidecektir demektir bu. Baştan beri bugünkü okuduğumuz kısımdaki rivayetleri böyle anlamak lazım. Yoksa hiçbir İslam alimi bu hadisi sadece قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ, kim bunu söylerse cennete gider mücerret olarak. Kimse böyle bir şey demiyor. Diğer, elinde sonunda cennete gidecek ya. Ama hayatının hesabını verecek. Kale Müslim rahmetullahi aleyh haddetena Kuteybe ibn-i Sa'idin kale haddetena Leyd an İbni Aclan an Muhammed İbni Yahya İbni Habban an İbni Muhayris an Sunabihi an Ubadete İbni Samit radiyallahu anh ennehu kâle dehaltu aleyhi. Sunabihi anlatıyor. Ubade bin Samit'in huzuruna girdim, yanına vardım. Ve huve fil mevti, o ölümle pençeleşiyordu. Ölüm hastalığındaydı. Son demlerini yaşıyordu. Bekeytü, ağladım halini görünce. Üzülür tabii insan, büyük bir insanın son demlerine yetişmişsin ve onu ziyaret ediyorsun o anda. Duygulanır tabii insan. Ve kâle, bunun üzerine Ubade radıyallahu an dedi ki, mehlen, yavaş ol bakalım, dur bakalım. Lime tepki, niye ağlıyorsun yani?
Fevallahi le inistüşhittu le eşhedenne leke. Eğer benden senin nasıl bir insan olduğunu sorsalar, şahitlik isteseler, şahitlik ederim senin mümin olduğuna. Ve le in şüffi'tu le eşfa'anne leke. Şefaat hakkı verirse sana şefaat ederim. Ve le in istata'tu le enfa'anneke. Eğer sana bir yardım edebilme imkanım olsa, gücüm olsa sana faydalı olmaya gayret ederim. Sümme kâle. Arkasından da dedi ki, vallahi mâ min hadîtin semi'tuhu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme lekum fîhi hayrun illâ haddettukumûhu illâ hadîten vâhide. Andolsun ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum ve size rivayet ettiğim zaman faydalı olacağını bildiğim her bir hadisi ne duymuşsam Resulullah'tan hepsini emanet olarak size aktardım. Ancak bir hadis müstesna. Şu ana kadar bu hadisi hiç kimseye söylemedim. وَسَوْفَ اُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ. İşte bugün size o hadisi sunacağım, arz edeceğim. وَقَدْ اُحِيطَ بِنَفْسِ. Çünkü artık can kuşum kafese girdi. Yani nefsimi ölüm meleği sardı. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ben Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Men şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah harramallahu aleyhinnar. Kelime-i tevhidi, şehadeti söyleyen insana Allah cehennemi haram kılar. Bir hoca iman pasaportu ifadesini çok kullanır. Efendim, İman bir pasaporttur. Pasaportsuz hiçbir ülkeye gidemezsiniz. Mutlaka pasaportunuz olması lazım. Ama pasaport var diye herhangi bir ülkeye de gidemezsiniz. Vize lazım. Yolculuk için ciddi bir para lazım. Değil mi? Efendim, başka bir sürü şeyler gerekli. Ama bir ülkeye girmek istiyorsanız öncelikle pasaportunuz olmalı. Ondan sonra başka şeyler de olmalı. Cennette böyle bir şey iman pasaporttur diyor. Güzel bir benzetme. Tabii eksikleri fazla başka şey olabilir ama güzel bir benzetme. Cenab-ı Hak cümlemizi bu eserlerini okuduğumuz, cümlelerini okuduğumuz mübarek insanların da içinde bulunduğu cennete lütfetsin, cenneti lütfetsin hepimize inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.